hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Bir telaşlıyız sormayın. Sabah kalktım. Çıktım. Arkadaşımla kahvaltıya gittik. Kahvaltıdan çıktık. Bir hediye bakmaya gittik. Birazdan size de göstereceğim ne hediye olduğunu. Evet, size güzel haberim var demiştim. Önce söyleyeyim, dayanamayacağım. Halı oluyorum arkadaşlar. Evet, halı oluyorum. Yarın da bebek partimiz var. Bakalım, ona hediye aldım. Gelinimize böyle hem bebeğe hem ona böyle karışık bir hediye aldım. Birkaç saattir dışarıdayım o yüzden. Şimdi annem çarşıda beni bekliyor. Oraya gideceğim ve makyajsız çıktım sabah. O yüzden hızlı bir makyaj yapmam lazım. Ne yatak topladım, ne bir şey topladım. Bugün hiçbir şey yapmadım. Bu son günlerde de 8'e kadar çalışınca inanın hiçbir şey yapamadım. Bugüne video da yetiştiremedim. Bu arada cuma bugün. Video da yetiştiremedim. Evi de toplayamadım. Bu hafta böyle hiçbir şey yetişmiyor. Bazen oluyor böyle. Yetiştiremiyorum her şeyi. Ne yapayım artık, sağlık olsun. Buranın ışığıyla da şey gibi durdum. Bembeyaz. Ama öyle beyaz değil. Sadece ışıktan. Buranın sarı ışığı da var. Ayarlanıyor ama onunla da makyaj yapmak istemiyorum. Çünkü güzel durmuyor. Allah'ım, burası niye böyle oldu ya? Bu hafta sonu güzel geçecek inşallah. Yarın çalışıyorum ama uzun çalışmıyorum. Öğleye kadar. Güzel bir hafta sonu vlogu olacak inşallah. Şu da şuradan çıkmasaydı iyi olurdu. Beni çok sinir etti. Sinirim bozdu orada. Artık bu makyaj nasıl bir makyaj olacak bilmiyorum. Yeter ki renk gelsin. Şimdi arkadaşımla konuştuk. Bizim burada Kazel Expo açıldı. Mese'de. Önümüzdeki 3 gün konserler var. Türk Mese'si. Şey var. Mesela bugün İrem Derici geliyor. Mehmet Yıldız geliyor. Yarın Cezene Burak geliyor. Ondan sonra şey geliyor. Semincek geliyor. Pazar günü Reymen geliyor. Ben Reymen'e gitmek istediğim için pazar günü gidecektim aslında. Henüz belli değil tabii ama. Reymen'e gitmek istediğim için sadece pazar günü giderim dedim. Arkadaşım da şeyi de seviyoruz biz. O da ben de. Mehmet Yıldız'ı. O yüzden bugün gitsek mi dedik. Hani bilemedim de vallahi. Doğru düz karar veremedik. Dedim ben Volkan'la konuşayım, sen de eşinle konuş bir bakalım dedik. Öğlen haberleşiriz. Onu artık öğlen karar vereceğiz. Aslında çarşıya da makyajsız gidebilirdim ama şimdi akşam da oraya gidersek eve gelip makyaj yapmam lazım. Şey yapıyorlar ya, 5 dakika makyaj. Öyle bir şey oldu. Böyle hızlı makyaj yapmasını da hiç sevmiyorum. Benim 2 tane yeğenim var. Ablamın 2 erkek çocuğu var. Şimdi erkek kardeşimden ilk bebeğimiz, yani ilk defa halı alıyorum. Böyle onun heyecanı var. Yarın da baby shower yapılacak, cinsiyet partisi. Yarın için makarna salatası yapar mısın dediler, onu yapacağım. Ama bakayım nasıl yapacağım, sosunu da yarın karıştırmak istiyorum ama yarın da işte bir düzeltme yaparım. Neyse biraz da avlu çileyim, hava sıcak. Öyle. Seviyorum ben yazın allık sürmeyi. Kışın pek benlik değil ama yazın olabilir. Evet arkadaşlar, hediyem de böyle. İçerisinde böyle fındık fıstık var. Bebek için birkaç şampuan var, losyon var. Şöyle gelinimiz için bir tane krem aldım. Şişe var. Şöyle bir tane ayıcık gibi kiraz çekirdeği yastığı. Şu arkada bir tane vindil taşı var. Foytuh var. Böyle bir paket hazırladık. Yalnız bunu şey yapacağım. Buluttan yatak odasına saklamam lazım. Böyle hediye paketimiz. Böyle en azından bunu hallettim. Efendim. Nein. Bununla gideceğiz. Çarşıya kadar bununla. Nasıl, uzun zamandır binmediniz tramvaya? Ne zaman? Sınıfla yüzmeye giderken. Ben de anneannemden bir yere giderseniz çarşıya. Ama çok ben oldu. Çok oldu canım. Geldik mi? Hayır.
Evet, Ezgi üşüdü. Ha, güneş gitti. Neyse ki battaniye var. Şimdi Dijital'e oturduk. Birkaç Japon abur cuburları aldık. Ceren onları denedi şimdi. Ballı ama şeyleri çok farklı duruyor. Bal tadı veriyor yerken. Evet. Ama dışından böyle sadece kuru bir şeye benziyor. Evet, o. Bir de şunu aldılar. Durun bir içinden. Vejeteryan cipsi. Anne ben bunu... Şöyle makarnaya benziyor. Ben bunu daha... Şöyle. Biz de apar topar evden çıktık arkadaş. Eve girmemizle çıkmamız bir oldu. Volkan bizi çarşıdan aldı. Geldik eve, hemen üzerimizi değiştirdik. Çıktık. Şimdi Kazil Expo'ya gidiyoruz. O da zaten bizim evin yakınında. Aynen. Yani bizim evin yolun sonunda. Oraya gidiyoruz. Bakalım oralarda neler var. Biraz orayı gezelim. Ondan sonra da eve gideriz artık. Valla canım çıktı. Yoruldum. Gittiniz artık oraya. Şimdi onu kovalıyoruz. Allah nasip ederse Avrupa'da da yavaş yavaş adımlar atacağız. İnşallah Allah da buraya gelen arkadaşlara sadece evinde kitap okuma yahut videolardan izleme değil de öğrendiği ilimleri mucibince tatbik etmeyi nasip eylesin. Öyle mi? Sahabe nasıl mücadele etmiş ya? Nasıl koşturmuş? Böyle evden işe, işten eve, değil mi? Böyle vermemişler. Sahabeden en az veren canını vermiş. O yüzden yani bu işte şimdi birbirimizi görüp dualaşmaya geldik. İnanın fotoğraftır, imzadır bunlar basit şeyler. Çok önemli şeyler değil. Maksat ne biliyor musunuz? Böyle toplanıyoruz. Üstad Rahimullah öyle diyor. Dua külliyet kesbedince kabule karin olur diyor. Toplanıyoruz ki aynı ağızdan böyle aynı duaları edelim. Hafta sonu da dinlenememiş. Sen dinlenirsin. Ben yarın işe. Pazartesi bayram. Yani en azından iki gün evdeyiz. Şimdi İrem Derici'nin konseri biraz da şeyden dolayı gitmek istemiyorum. Şimdi İrem Derici'nin konserine girdik. Çoluklu çocuklu olduğu için bebek arabasıyla giren var. Onları da anlıyorum. Onlar da tabii izleme hakları var ama olmuyor değil mi? Evet, bebek arabasıyla giriyorlar. Ufak çocuklar var. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hani böyle rahatça böyle öne gidip izleyemiyorsunuz. Biz bayağı bir ön tarafa gittik ama yine de böyle şey iyi değildi yani. Rain Man'de de daha dolu olacağını tahmin ediyorum. Ben de. Değil mi? Bütün aynen. Gençler falan da gelir. O yüzden öyle arkadaşlar. Ne aldık? Size hemen onları göstereyim. Ama onu göstermeden önce size şu kitabı göstermiştim. Mehmet Yıldız'ın kitabını. O da bugün imza verdi. Ben 4. ayda izine gittiğimde şu kitabı yeni çıkmıştı. Bu kitabı ben aradım bulamadım. Bulamadım, nasip bugüneymiş. Ben de şu kitabı almıştım 4. ayda. Bunu da böyle imzalı bir şekilde almak nasip oldu. Bakın oradan aldım. Şöyle de imzalattırdım. Sağ olsun. Biraz böyle ufak bir sohbet etme şansımız oldu. Güzeldi yani. Seviyorum ben Mehmet Yıldız'ı. Güzel sohbetleri var ve anlatış tarzı da çok güzel. Böyle benim mesela birçok hocadan anlayamadığım şeyler oluyor böyle hani ne demek istedi dediğim şeyler oluyor ama Mehmet Yıldız'da olmuyor. Anlattığı her şeyi anında böyle anlıyorsunuz. Böyle imzalı kitabımı aldım. Ve şunu aldım. Küpe aldım kendime. 2 tane.
Valla kıyafetler falan da vardı ama daha çok böyle kapalı arkadaşlarımıza göre vardı. Bize göre yoktu. Hani böyle uzun tonikler vesaire onlar vardı. Şöyle aldığım küpenin birisi bu. Bakın şöyle. Şimdi hemen takayım. Bunu aslında ben gümüş renginde istiyordum. Küpeler gümüş bu arada. Gümüş rengini istiyordum ama yoktu maalesef. O yüzden böyle bunu aldım. Bir de bakın bir de şöyle. Bu bir de bu. Evet bir de birkaç takipçimizle karşılaştık. Çok mutlu olduk sizleri gördüğümüzde. Ben çok seviniyorum dışarıda böyle görünce. Aslında böyle bir yandan da unutuyorum video çektiğimi. Bazen böyle unutuyorum, dalıyorum. Birisi merhaba deyince aklıma geliyor. ama dediğim gibi çok mutlu oluyorum sizlerle karşılaşmaktan. Ufak bir kitleyiz ama yine de dünya ne kadar küçük değil mi? Evet. Böyle karşılaşıyoruz. Evet şimdi dediğim gibi ben bir duş alayım. Ondan sonra makarna zılıtasının sosunu hazırlayacağım. Yarın da Volkan makarnayı haşlayıp içine dökecek. İnşallah. İnşallah. Yoksa şey olur. Şimdiden yaparsam makarna çok çeker, sosu böyle kıvamında olmaz. O yüzden öyle. Şimdi. He! Ich komme. Ich kann mich nicht mehr umdrehen. Dönemiyorum diyor. O kadar yorulmuş bakın. Şöyle makarna için hazırlığı yapayım. Ön hazırlığı. Saçlarımı sarıp ondan sonra hemen yatacağım. Çünkü arkadaşlar artık ben erken yatmaya başladım. Değil mi Volkim? Evet. Çünkü arkadaşlar artık uykumu alamadığımı fark ediyorum ve bayağı kötü hissediyorum kendimi. Yeni bir doktordan da randevu aldım. Onları daha sonra böyle detaylı konuşuruz. Bu hafta yoğun bir hafta sonu olduğu için vlogu böyle biraz kısa kısa tutmaya çalışacağım. Yarın da bebeğimizi öğreniyoruz bakalım. Ne geliyormuş, kız mı erkek mi? Evet, hayırlısıyla gelsin inşallah. Sağlıklı bir şekilde. Fark etme ama merak ediyoruz tabii. Yarın da onu öğreneceğiz. Hala oluyorum şu an. Ay tuhaf bir şey. Şu teyzeliğe alışmıştım ya. Evet. Hala biraz değişik geliyor. Anam yerim ben onları. Neyse. Ben şu bir iki işi halledeyim. Ondan sonra yarın devam edelim arkadaşlar. Ertesi günden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir telaştayız. Bir telaşla. Sormayın. Şimdi işten çıktım. Bakın üstümü bile değiştirmedim. Hemen makarna zılatasını yapacağım. Volkan da ben işteyken alışverişe gitti. Bugün o yaptı alışverişi. Valla ne aldı ne almadı bilmiyorum. Elimine geçti. Şöyle iki paketi neredeyse 5-6 var. Aynen. Buzdolabını koydum. Aha buzdolabını koydum. Kızların yazdıklarını çıkardım geçen. Benim de çıkarmam lazım da. Daha ona vakit olmadı. Aman dikkat et su kaynıyor bak. Bugün hiç hava böyle çekilecek, iş çekilecek bir hava değil. Oh. Onu kapağını kapatsan daha çabuk çok kaşlanır. İnsanlar diyet yapıyorlar. Allah seni. Kızılar. Tuz yemeyecekler mi diyet yapıyorlarsa? Bu arada dünkü mesede Eylül Öztürk'ü de gördük. Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Resim çekindik, sohbet ettik bayağı. Çok tatlı birisi. Onu gördük, konuştuk. Kendi standları vardı. Makyaj, kozmetik üzerine kendi markasının. Ve arkadaşlar... Ve söyle. siz Reymen'i biliyorsanız bizim komentarlarımıza yazın. Çünkü yarın Reymen'in konseri var burada. Evet, aslında dün konuştuk. Dedik ki gitmesek. Gittik zaten. Aslında biz açıkçası çocuklar Reymen'i istediği için bu 3 günlük fuara bir gün gideriz dedik. Pazar günü, son günü. Ama maalesef dün spontan gittik. Sonra da dedik ki gitmeyelim pazar günü. Ama kızlara kıyamadım. Çünkü başka nerede görecekler? Reynmen'in konserini istiyorlar. Yaşları da konserlere uymuyor genelde. Böyle bir şey bulmuşken de çocukların gönlü olsun istedim. O yüzden yarın da tekrar gideceğiz fuara.
Evet. Evet. Çok sevindin değil mi? Bu arada Ezgi, İrem Derici'nin bütün şarkılarını ezberi biliyormuş. Bizim haberimiz yokmuş arkadaşlar. Bir sürü şarkısını hepsini söyledi. Hayır, ben oğlan istiyorum. Sen oğlan istiyor musun? Evet, ben kız diyorum. Ben de kız diyorum şimdi. Sen de mi kız diyorsun? Ezgi oğlan diyordu. Evet, şimdi kız istiyorum. Tabii ki sağlıkla gelsin, hayırlısıyla inşallah. Evet. Oğlan gelirse oğlan gelir artık. Ha, oğlansa oğlan, sağlıklı olsun da. Kızsa kız. Ama tahmin yürütüyoruz böyle. Sonuçta bebek partisi. Herkes bir tahmin yürütüyor. Evet, şunları da koyalım. Bir şey unutmadık değil mi? Olma olma beda. Benim oli boni tam ben ayor ben ayor. Derdim olsun. Kadehler olsun. Ben kaybederken Azrail yere dursun. Evet, ama o müzikler çok eski diye onu söylemez. Bakalım. Bence. Bilmiyorsun. Biliyorsun. Görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun. Sonunda çıkabildik arkadaşlar. Acele acele yaptım. Valla tuzuna muzuna da bakmadım ama inşallah güzel olmuştur. Efendim? Hayır, bir şey olmaz. Siz ellemeyin, bir şey olmaz. Böyle şimdi çıktık gidiyoruz. Bir saatte hallettik. Bir saat de değil aslında. Yarım saat, 40 dakika filandı. Evet, şimdi de gidelim bakalım. Bebeğimizin cinsiyetini öğrenelim. Yoruldum. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Çok merak ediyorum. Böyle arkadaşlar, bu hafta gördünüz çok yoğun geçiyor. Yarın tekrar Expo'dayız ama vloglamayacağım. Çünkü bu gördüğünüz görüntüler zaten aynısı. Tek farkı Rainman'ın olması. Onu da sizinle paylaşamıyorum çünkü telif hakkı yüzünden müzik yayınlayamıyorum. Ama bakayım. Eğer böyle ufak bir şeyler çekersem görüntü olarak koyarım. Böyle kısa kısa. Bakarım artık. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda, vlogda inşallah tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
aramızda yani orta yaşlar. Onlar hani kendini şimdi böyle